Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iddialı fiyatıyla ve 4 arka kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Reader P13 Blue Max'e yakından bakıyoruz. Videomuzu Reader sponsorluğunda çekiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uygun fiyatlı telefonlarla artık çok sık karşılaşmıyoruz. Reader'da 1900 TL'lik fiyatıyla tam da bu fiyat aralığında akıllı telefon isteyenleri hedeflemiş. O yüzden vakit kaybetmeden telefonun kameralarıyla incelememize hızlıca başlayalım. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman dikine yerleştirilmiş dörtlü kamera dizilimini görüyoruz. 13 megapiksellik ana kameramız f2.0 diyafram değerine sahip. Aslında birçok işlemi bu kamera hallediyor arkadaşlar. Gündüz çekilen fotoğraflar bence fiyatının hakkını veriyor. 4 kat yakınlaştırmaya ve portre modunda çekimlere izin veriyor bu kamera. Düşük ışığa geçtiğimiz zaman haliyle biraz kumlanmalar bizleri karşılıyor. Tabi pro moduyla daha uzun pozlamalar yaparak düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekmek de mümkün. Dediğim gibi otomatik modda olsun, pro modunda olsun fiyatını düşündüğümüz zaman beklentileri karşılayan bir kamerası var. Diğer 3 kamerada aslında birazcık netlemeye yardımcı oluyor. Bunun dışında kamera menülerine baktığımız zaman mono diye bir seçenek var. Bildiğiniz siyah beyaz fotoğraf çekiyor. Aynı zamanda güzellik efekti de yine bu kamera modlarının içinde yer alıyor. Video tarafında 1080p ve saniyede 30 kare videolar çekebiliyoruz. Fena olmayan bir 1080p çözünürlük diyebilirim bunun için. Burada kastım şu. Bazı 1080p telefonlar bildiğiniz gibi 1080p çözünürlüğe rağmen çamur gibi görüntüler çekebiliyor. Burada işler daha iyi. Ön kameraya baktığımız zaman 8 megapiksellik bir çözünürlük görüyoruz. Yine gün ışığında sosyal medya ortamlarında rahatlıkla paylaşabileceğimiz fotoğraflar çıkartabiliyoruz. Video tarafı ise ön kamerada 720p ile sınırlandırılmış. Kameralar telefonu yine dediğim gibi sürekli bundan bahsedeceğim zaten. Fiyatını düşündüğümüz zaman profesyonel kullanım alanları dışında bence günlük kullanım için yeterli. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Reader'ın mikrofonlarından dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Ve şimdi kameraları bir kenara bırakalım, tasarımla devam edelim. 6.49 inçlik 60 Hz tazeleme hızına sahip bir LCD ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü de 720x1560. Telefona ön taraftan baktığımızda artık günümüzdeki telefonların zaten çoğunda alıştığımız gibi sonsuz bir ekran mevcut arkadaşlar. Sadece damla şeklinde bir çentik var ve ekranın gerisi bizlere kalıyor. HD Plus olmasına rağmen de bence bir şeyler izlemesi keyifli bir ekran. Ekranın hemen sol üstünde bir tane bildirim LED'imiz mevcut arkadaşlar. Bunun yanında güç ve ses tuşları da telefonun sağ tarafında gayet rahat ulaşabileceğimiz bir yere konumlandırılmış. Alt tarafa baktığımız zaman hoparlörümüzü görüyoruz. Burada iki tane ızgara var arkadaşlar. Tasarımı tamamlamak adına iki tane konulmuş. Ancak bunların bir tanesinden ses çıkıyor ve mono bir hoparlörümüz var. Mono olmasına, boyutuna göre güçlü bir ses verdiğini söyleyebilirim hoparlörün. Arka tarafta kameraların dışında bir de tabii ki de fiziksel bir parmak izi okuyucumuz var. İşaret parmağımızda çok rahat bir şekilde erişebileceğimiz bir noktada. Gördüğüm en hızlı parmak izi okuyucusu değil ancak işini gayet rahat bir şekilde yerine getirebiliyor. Yapı itibariyle plastik bir telefon, kendisi aynı zamanda da 180 gramlık bir ağırlığı mevcut. Tek elle kullanım bu tarz büyük telefonların hepsinde olduğu gibi birazcık zor arkadaşlar. Elleriniz büyükse tabii ki de daha rahat kullanabilirsiniz. Bu arada sol tarafta bir tane sim kart yuvasının içinde micro SD kart yuvası da var arkadaşlar. Buradan hafızayı 128 GB'a kadar da arttırabiliyoruz. Tasarım bana soracak olursanız günümüz trendlerini gayet rahat bir şekilde yakalamış. Şık bir tasarım var telefonun. Özellikle arka taraftaki böyle maviden mora doğru degradeli geçiş benim hoşuma gitti. Tabii ki bir mağazaya gidip fiziksel olarak görmeniz de telefonu mümkün arkadaşlar. Şimdi biraz da telefonun donanımına bakalım. 2.6 GHz hızında 8 çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemci barındırıyor içinde. 4 GB RAM'imiz, 64 GB'da dahili depolama alanımız mevcut. Dediğim gibi zaten bu 64 GB size yetmezse çok rahat bir şekilde micro SD kartıyla hafızayı arttırabiliyorsunuz. İddiası amiral gemilerine kafa tutmak olmadığı için P13 Blue Max'i piyasadaki yüksek amiral gemileriyle zaten kıyaslamanın bir mantığı yok. Eğer gündelik ihtiyaçlarımı rahat bir şekilde karşılayayım, sosyal medyada falan rahat rahat takılayım, bunun dışında arada bir de oyun oynarım diyorsanız bence telefon sizin işleriniz için gayet yeterli durum. Şimdi gelin pil testine bakalım. O sırada hem oyun oynayacağız telefonla hem ne kadar ısınıyor ona bakacağız, hem de pil ne kadar gidiyor onu da görmüş olacağız. Oyun testimizde bu sefer PUBG Lite'ı deniyoruz arkadaşlar. Büyük PUBG'yi çalıştırmanın çok da bir mantığı yok. Akıcı bir şekilde PUBG Lite'ı çok rahat bir şekilde oynayabileceğiz bu telefonla. 4680 mAh'lik bir bataryamız var. Günlük standart kullanım ile bir günü rahatlıkla çıkartabildiğinizi söyleyebilirim. Bu pille birlikte hatta zorlarsanız 1,5 gün 2 güne kadar bir pil süresi vaat eder. Bu tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Telefon kutu içerisinden gelen adaptörle yarım saatte %30 seviyelerine geliyor. Bir saatin sonunda da %55 civarına ulaşabiliyor. Bunun yanında PUBG Lite sonuçlarına baktığımız zaman şarjımız başlarken %82 idi. 10 dakikanın sonunda sadece %3'lük bir kayıp yaşadı, yani %79'a düştü. Sıcaklığımızda dışarıdan ölçümleyebildiğimiz
bildiğimiz kadarıyla 34.6 dereceden 40.5 dereceye yükseldi arkadaşlar. 40.5 gözünüzde büyümesin, öyle elde çok fazla hissedilen bir sıcaklık yoktu. Dediğim gibi PUBG Lite'da da oldukça akıcı bir deneyim yaşadık. Oyunumuzda oynadık arkadaşlar, artık son sözlerimize yavaş yavaş geçebiliriz. Her zaman olduğu gibi son sözlerde fiyatı söyleyeceğim. Zaten videonun önceki dakikalarında da belirtmiştim. Şimdi tekrarlayayım arkadaşlar, 1900 TL'lik bir fiyatı var cihazın. Günümüz koşullarında biliyorsunuz arkadaşlar, akıllı telefonların fiyatları bir hayli uçtu. Hatta çok büyük amiral gemileri neredeyse bir araba parasına satılmaya başladı. Böyle fiyatlar ödemek istemiyorsanız, böyle benim telefonum uygun fiyatlı olsun, ben sosyal medyada, internette rahat rahat gezeyim, arada bir de oyun oynayayım diyorsanız, bence Reader'ın bu cihazı sizler için yeterli diye düşünüyorum. Tabii ki piyasada daha güçlü donanıma, daha iyi kameraya sahip cihazlar mevcut, ancak burada da fiyat meselesi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Reader P13 BlueMax'i dediğim gibi 1900 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Sizler telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunu da merak ediyorum arkadaşlar. Mutlaka fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Yine kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yine aşağıdan yorumlardan bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosuna görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.